Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba, ben Gökçe, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yaptığım indirim alışverişlerini göstereceğim bir video ile karşınızdayım. Mango ve Zara'dan alışverişler yaptım. Mango biliyorsunuz 12-13 Aralık gibi indirime girdi. Zara da yılbaşından hemen sonra 2 Ocak'ta indirime girdi. Ben de hemen tükenmeden almak istediğim bazı ürünleri aldım. İndirimler hem Mango'da hem Zara'da hem diğer Inditex mağazalarında 2. 3. indirim olarak devam ediyor. Diğer indirimlerde de belki bir şeyler alırım ama aldığım ürünlerden bazıları tükenmeden siz de beğenirseniz alabilin diye bu videoyu çekiyorum. Bu arada videoya başlarken hatırlatmak isterim ki eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi halihazırda üzerimde de olan Mango'dan aldığım alışverişlerimle başlıyorum. Üzerinde böyle burası hafif oturan, paçaları İspanyol gelen bir pantolon var. Deseni falan benim çok hoşuma gitmişti renkleri. Bu pantolonu ilk sonbaharda görüp beğenmiştim. Fakat o zaman biraz ince gelmişti, kışa giriyoruz diye almamıştım. Ama şimdi indirimde görünce o zaman da çok beğenmiştim, almak istedim. Böyle içinde siyah, hardal, turuncu tonlar olan karışık desenli bir pantolon bu. Şöyle hafif yakından da göstereyim. Ben bunun üzerine böyle şifon bir gömlekle giymeyi tercih ettim. Şifon siyah bir gömlekle. Zaten içerisindeki renkler ağırlıklı olarak siyah olduğu için siyah bir şeyle kombinlemek gayet rahat oluyor. Siyah tişörtlerle, kazaklarla ve böyle gömleklerle. Ama içinde böyle hardal tonları da var dediğim gibi. Hardal bir renk tişört, kazak, bluzle de tercih edilebilir. Bu pantolon sezonda 200 TL'ydi. Ben 130 TL'ye aldım ilk indirimde. İndirime girdiği ilk akşam aldım Mango'nu. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu arada saçlarımı kestirdikten sonra ilk kez saçıma maşa yaptım. Bilmiyorum nasıl oldu, emin değilim. Umarım güzel olmuştur, güzel görünüyordur videoda. Böyle bir denemek istedim maşa nasıl oluyor diye. Hala çünkü maşa için saçlarım bayağı kısa. Böyle şimdi Mango'dan aldığım bir diğer ürün olan ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Şöyle siyah, bilekten bantlı, krokodil baskılı bir ayakkabı. Şöyle topuğunu, bunu yakından da göstereyim birazdan. Böyle dikdörtgen hatlara sahip bir topuğu var. Ben bu pantolonu normalde siyah böyle bilekte biten çorap çizmelerimle kombiniyorum ama şimdi bu ayakkabıları göstermek için bu ayakkabıları giydim. Bu ayakkabıları online'de ilk gördüğümde şey diye düşündüm ya, hani kış ayındayız, bunu giyeceğim bir yer de yok şu an aklımda. İşte almasam mı falan, ama sonra alayım bir deneyeyim, hani beğenmezsem iade ederim diye düşündüm. Ama geldiğinde iyi ki almışım dedim. Bir kere ben Mango'nun ayakkabılarını çok beğeniyorum. Topuklu ayakkabılar aşırı rahat oluyor. Benim giydiklerim, bugüne kadar aldıklarım hep öyleydi. Bu da öyle. Çok aşırı rahat. Ayağın böyle şeklini çok güzel koruyor. Hem çok rahat hem de aşırı şık görünüyor bence. Ben çok beğendim. O yüzden asla iade etmeyi düşünmedim. Hemen aldım ve dolaba koydum. Normalde bazen iade edebilirim diye düşündüğüm ürünleri bir kenarda bekletirim, dolaba yerleştirmem. Ama bunu direkt dolaba koydum. Çok beğendim. Bu arada ben Mango indiriminden bir topuklu ayakkabı daha aldım. Ama 12 Aralık'ta almış olmama rağmen henüz daha kargoya teslim edilmedi. Kargoya teslimi 10 iş günü içinde görünüyordu. Ama bugün 9 Ocak ve hala kargoya teslim edilmedi. Mango müşteri hizmetlerini aradım, mail attım. Onlar bana geri dönüş yaptılar. Sanırım yurt dışından getirilecek bir ürünmüş. Zaten genelde 10 iş günü içinde teslim olanlar o şekilde oluyor. Ve gümrükte bir sorun yaşanmış. O yüzden de temin edilememiş. Temin etmeye çalışıyoruz dediler. Ben de vazgeçiyorum, almıyorum falan demedim. Çünkü gerçekten çok beğendiğim bir üründü. Şu an hala gelmesini bekliyorum. Onu da şimdi böyle fotoğrafını koyarım buraya. Siz de bakarsınız. Bulursanız bence bunu da, onu da mutlaka alın. Bunu birazdan yakından görüntüsünü de göstereceğim. Ve etiketi üzerine kodunu da göstereceğim. Şöyle size ayakkabıyı yakından da göstermek istedim. Böyle önü çapraz, şöyle bir topuk detayı olan bir ayakkabı. Kodunu da göstereyim. Kodu böyle. Online'da beyazı da vardı. Beyazı da çok güzel olabilir. Ama bulursanız bu ayakkabıyı mutlaka kaçırmayın derim. Ben çok beğendim gerçekten. Pantolonu daha önce giydiğim için etiketi üzerinde değil ama kodunu bulup sizinle açıklama kutusunda paylaşıyor olacağım.
Şimdi mangodan aldığım bir diğer ürünle karşınızdayım. Bu böyle bir biker mont. İçi şöyle yakından da göstereyim. Böyle yumuşacık tüylü, kolları da şöyle kürklü. Bir biker mont. Dışı da suni deri. Ben zaten biker ceketleri, montları çok beğeniyorum. Bunu da çok beğendim. Bu 600 TL'ydi sezonda. 400 TL'ye inmişti ben aldığımda. İlk akşam aldım bunu da, indirime girdiği ilk akşam. Online'dan aldım. Fakat şu an 300 TL'ye düşmüş. Bu arada aklınızda olsun. Mango'da bir şeyler tükendiği zaman mevcut değil istiyorum ibaresi görünüyor sizin seçtiğiniz bedenin yanında. Oradan seçip mail adresinizi bıraktığınızda ürün yeniden store geldiğinde size maille bilgilendirme yapıyorlar. Çünkü Mango'da ürünler bitiyor ama yeniden işte herhalde Avrupa'daki diğer Mango'lardan stok çekiyorlar. Ve ürünlerin stokları ara ara yenileniyor. O yüzden mutlaka oraya mevcut değil istiyorum diye mailinizi bırakmayı unutmayın. Benim böyle tekrar dönüp aldığım çok fazla ürün oldu. Bu da böyle bir biker mont. Şöyle arkadan da göstereyim. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Siyah oluşu da çok güzel. Böyle siyah kombinlerle. Üzerimdeki kombinle de çok güzel oldu. Şimdi bu kombinimi tamamlayacak bir çanta göstermek istiyorum. Böyle bir çanta aldım Mango'dan. Bu böyle, bilmiyorum görünecek mi? Bugün hava biraz karanlık. Yeşil gibi, koyu yeşil gibi. Şöyle şuradan kapaklı açılan bir çanta. Şöyle içi de oldukça geniş. Bunu da daha henüz hiç kullanmadım. Şuradaki jelatini bile duruyor. Böyle bir çanta. Ben çok beğendim. Gerçeklerini bilmiyorum. Üstüne baktım göremedim ama derisi oldukça yumuşak ve böyle kaliteli görünüyor gerçekten. Sevdim. Böyle kombinimle gayet güzel oldu bence. Mango'dan aldığım ürünler bu kadardı. Daha hala işte indirimler, ikinci, üçüncü indirimler olmaya devam ediyor. Inditex mağazalarında da Mango'ya da ara ara bakmaya devam ediyorum. Başka başka mağazalarda başka başka ürünler görüyorum. Yine beğendiğim şeyler olursa alırım ama bunları ilk indirimde çok beğenerek aldığım şeyler olduğu için size göstermek istedim. Şimdi Zara indiriminden aldığım alışverişlerime geçiyorum. Mango Biker Mont'un kodu da böyle. Benim üzerimdeki small bedende. Sezon fiyatı 600 TL'ydi. Şu an ikinci indirimde 300 TL'ye indi. Mango'dan aldığım çantanın yakından görünüşü ve rengi de böyle. Şu da kodu. Bu da 130 TL'ye inmişti ama şu anda hala varsa ikinci indirimde biraz daha inmiştir. 100'e falan inmiştir diye düşünüyorum. Şimdi Zara'dan aldığım elbiseyle geldi. Bu böyle triko detaylı. Yine üstünde böyle sarılı siyahlı ve hafif böyle pırıltılı ip detayları olan şöyle karpuz kollu, bayağı bir karpuz kollu. Kolunun şu kısmı oturan. Böyle çok tatlı bir elbise. Ben bu elbiseyi bunlarla eski sezon Zara olan uzun çorap siyah çizmelerimle kombinledim. Süetli çizmeler. Bence böyle kombin olarak çok güzel oldu. Bu elbise triko olması sebebiyle bende biraz günlük bir his uyandırıyor. Çünkü böyle kalın elbiseleri falan akşam bir organizasyonda vesaire giymek zor oluyor, terletiyor. Ama günlük giymek için de biraz fazla şıkırtılı, abartılı duruyor. O yüzden ben böyle biraz arada kaldım. Bunu nerede giyebilirim, ne yapabilirim diye. Ama elbiseye bayıldım. Kol detayları, duruşu, oturuşu, her şey çok güzel. Benim üzerimdeki medium beden. Zaten bedene oldukça oturan bir elbise. Hani large da alsam çok farklı olmazdı. Small da alsam olurdu. Triko olduğu için esnek. Çok beğendim bu elbiseyi. Şöyle göstereyim. Triko elbisenin dokusunun yakından görünüşü ve kodu bu şekilde. 170 liraya inmiş indirimde ama ikinci indirim oldu bugün. Siz bu videoyu izlediğinizde ikinci indirim başlamış olacak. Bir tık daha inmiştir diye düşünüyorum. Bu elbiseye de bakmanızı tavsiye ederim. Evet, Zara'dan aldığım bir diğer elbise de bu V yakalı. Şurası böyle dikiş drape detaylı. Kolları yine böyle karpuz kol gibi. Zaten Zara'da bu sezon aşırı derecede böyle kabarık karpuz kollar var. Her yerde çok moda. Ben de çok seviyorum böyle kolları. Böyle bir elbise yakından göstereyim. Şöyle çiçekli bir kumaşı var.
Şöyle arkadan da göstereyim. Böyle buraları da böyle fırfır detaylı. Ben bu elbiseyi yeğenimin doğum gününe giymek için aldım. Normalde altına kahverengi, yani taba rengi süet çizmelerim var böyle dizde biten. Onlarla giyeceğim ama onlar şu anda bavulda. Çünkü hafta sonu Ankara'ya gidiyoruz, yeğenimin doğum günü orada. Bavulu kapattığım için bozmak istemedim, oradan çıkarmadım. Yine siyah zara çizmelerimle kombinledim ama bence siyahla da gayet güzel oldu. Kahverengiyle de böyle tatlı, sıcak bir görüntü oluyor. Böyle bir elbise. Bu benim üzerimdeki small beden. Ama ben bunun medium bedenini aradım. Bağdat Caddesi mağazasına baktım, Mantıklı Piyaza mağazasına baktım, Akasya mağazasına baktım, bulamadım. Bulsaydım medium'unu alacaktım çünkü biraz böyle hani bir beden büyüğü olsa içine daha rahat hissederim, daha iyi görünür diye düşünüyorum ama maalesef bulamadım. O yüzden small bedenini aldım. Şimdi bunun üzerine Zara'dan aldığım Michael montu giyip göstereceğim. Bu Zara mont da sezonunda sıkı takip ettiğim, sürekli sepetimde bulundurduğum, indirime girdiği gibi mutlaka alacağım dediğim bir mont. Hatta eğer izlemediyseniz şuraya bir yere bırakıyorum. Bir önceki alışveriş videomda, indirim alışverişi, Inditex indirim alışveriş videomda bu montu mutlaka almak istediklerim arasında ilk denediklerimden biriydi. Ve hemen daha indirim başlayacağı anda mobil uygulamaya girip satın aldım. Gerçekten çok beğendim. Yeni geldi. Sanırım dün geldi. Böyle hemen giymeyi düşünüyorum. Bu da yine şey gibi, Mango Biker Mont gibi. İçi böyle koyun gibi tüylü. Peluş bir şey. Böyle aynı şekilde yine kolları da peluş. Böyle katlanmış gibi. İsterseniz açabilirsiniz ama bence katlı daha güzel duruyor. Dikişli değil yani. Böyle. Sıcak tutacak bir şeye benziyor. Beyaz olması sebebiyle de son yıllarda böyle kışında beyaz beyaz giyinmek oldukça modu, ben de çok seviyorum. O yüzden bunun için böyle bir krem rengi kazak, krem rengi bir pantolon, aynı tonlarda bir kombinle hayal ediyorum. Tabii onun dışında her şeyle olur. Bence şu an üzerindeki elbiseyle de oldu. Zara Biker Mont'un kodu da böyle. Sezon fiyatı 600 TL. Ben 400 TL'ye aldım. Mağazalarda bulursanız kaçırmayın. Çok beğendim çünkü. Benim üzerimdeki medium bedendi. Zara'da zaten genelde small beden dış giyimler bana dar oluyor. İstediğim gibi olmuyor. Zara'dan aldığım bir diğer ürün de şöyle dar kesim. Yine önünde şöyle dikiş olan bir etek. Bu eteği daha önceki videomda göstermiştim. Bulabilirsem o videodaki görüntüm şuraya bir yere eklerim. Bayağı bedene oturan bir etek. Small beden. Ben daha önce small bedenini denediğim için direkt small almıştım. Ama bu etekle ilgili şöyle bir talihsizlik yaşadım. Ben bu eteği mağazaya alışverişe gittiğimde görememiştim. Tam kasaya giderken bir reyonda gördüm. Ve hemen small bedende olunca, daha önce denediğim beden olduğu için denemeden hemen aldım, kasaya gittim ve ödedim. Ama maalesef eve geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım. Bunun fermuarı daha önceden patlamış. Buna hiç dikkat etmemiştim. Kasada da dikkat etmedik. Hem kasadaki arkadaş hem de ben. Ben bunu bu şekilde satın almış oldum. Şimdi bunu iade etmek için götüreceğim. Çünkü hani bu şekilde giymem mümkün değil. Fermuarı tamamen yerinden çıkmış. Fermuarının değişmesi gerekiyor. Bu da çok beğendiğim bir etekti. Online'da bulamadım. Mağazada da başka bir tane daha yoktu. Artık bir bakacağım. Bunu iade etmeye çalışacağım. Başka bir mağazaya denk gelsem bunu da tekrar alırım. Bu etek de bu şekildeydi. Şöyle kumaşını da göstereyim. Özellikle yaz için bronz tenle falan çok güzel durur. Kışında siyah kilotlu çorap ve botlarla hayal ettim ben bunu. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bu çiçekli eteğin fiyatı ve kodu da böyle. Şu anda 80 liraya inmiş. Ben 100 liraya almıştım. Mağazalarda ve online'da bakabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, benim indirimden aldıklarım bu şekildeydi. Hepsini size kodlarıyla, detaylarıyla göstermeye çalıştım. Umarım sizin de arasından beğendikleriniz olmuştur ve mağazada ya da online'da almak isterseniz bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Abone sayımın biraz artmasını istiyorum. Şimdiden abone olan parmaklarınız dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.